Arkadaşlar merhabalar. Bu haftaki dersimiz kanat dizayn karakteristikleri. Hatırlayacaksınız bir önceki videomda stol hızını etkileyen faktörleri incelemiştik. Stol hızını etkileyen faktörler kapsamında ağırlığın değişmesi yani uçak ağırlığının artmasının etkisi, yük faktörünü arttıracak manevralar ki G'li manevralardan bahsetmiştik, konfigürasyon değişikliği, flapların açılması veya toplanması, kanat kirliliği ve aşırı yağmur, CG durumunun uçağın boylamsal ekseni üzerindeki kayma durumunu ve kanat yüzey durumunu incelemiştik. Bu hafta ise kanat dizayn karakteristiklerine bakacağız. Genel olarak burun sivrildikçe yani daha küçük ucun kenarı yarıçap oldukça, profil inceldikçe veya maksimum kalınlık ve maksimum bombe konuları daha geride oldukça stol daha ani meydana gelmektedir. Buradaki resmi inceleyecek olursak iki kanat profili görüyoruz. Üstteki mavi renk olan daha kalın bir kanat profili, bombeli bir kanat profili. Hücum kenarı yarıçapı daha fazla. Solda ise lift eğrisini görüyoruz mavi renkte. Davranışları daha yavaş ve daha kontrol edilebilir ve daha farkına varılabilir pozisyonda. Alttaki kırmızı renkli kanat profili ise hücum kenarı yarıçapı daha küçük ve kanadın profil kalınlığı çok daha ince bir kanat profili. Bu kanat profili hatırlayacaksınız yüksek süratlerde kullanılan bir kanat profili. Ancak stola girme sırasında çok ani tepkiler gösterdiğini bu grafikten görebiliyoruz. İkisi de aynı süratte uçtuğu zaman ince kanat profilinin daha az bir CL maksa sahip olduğu yani daha az bir lift kuvvet ürettiğini ve çok ani stol olduğunu yine bu grafiklerde inceleyebiliyoruz. Kanat plan şeklinin etkisine bakacak olursak, kanat plan şekillerinde hava akışı ayrılması tüm genişlik boyunca aynı anda olmaz. Yani kanat profillerinde değişiklikler gösterecektir. Bakın sağda bir plane kanat profili görüyoruz. Stol kanadın kökünde başlamış ve uçlara doğru yayılmaya devam ediyor. Solda hemen bir elips kanat profili görüyoruz. Stol gidişatı firar kenarından hücum kenarına doğru daha eşit miktarda görülüyor. Konik bir kanat profilinde ise stol ucunda başlayıp köke doğru ilerliyor. Sweep back kanat profilinde yine aynı şekilde stol kanadın uçlarında başlayıp köke doğru ilerlemektedir. Yine soldaki şekilde özellikle plain, elips ve konik kanadı tekrar göstermişim. Rectangular kanadı inceleyecek olursak yani dikdörtgen bir kanat profilinde bu stol gidişatı niye böyle olmak? Bir dikdörtgen kanatta stol kanat kökünde başlar ve gövden uca doğru yayılarak gider dedik. Bunun sebebi kanat köküne nazaran kanat ucunda daha fazla oluşan alt baş ve dam başlar sebebiyle efektif engel atak değerinin daha az olmasıdır. İndüs drag konusunu hatırlatacak olursam, dikdörtgen bir kanatta kanadın ucundaki kort büyüdükçe, uzadıkça vortexler çok daha kuvvetli olmakta. Bu vortexin etkisiyle hava sapma göstermekte. Bakın sol altta iki kanat profili görüyoruz. Soldaki kanadımızın ucundaki kesiti bize veriyor. Sağdaki kanat profili ise kanadımızın kökündeki kesiti bize veriyor. Bu vortexin etkisiyle hava sapması olacağını yani relative airflow'un saparak geleceğini hatırlayacaksınız. Bakın bu sapmadan dolayı hücum açısını arttırmaya başladığımızda kanat ucunda 14 EO'ya geldiğinde angle of attack açısı kanat kökü 16 EO'ya gelmiş olmakta. Dolayısıyla angle of attack açısını arttırmaya başladığında kökte 16 EO'ya ulaşmış olduğu için stall kökte başlayacaktır. Buradaki grafikte özellikle bahsettiğim 3 kanat profilinin kanat yüzeyi üzerindeki lift dağılımını görüyoruz. Burası kanadın kök kısmı, burası ise uç kısmı. Kırmızı eğri dikdörtgen kanat profilimizin lift dağılımı gösteriyor. Kökte oldukça fazla ki bunun relative airflow'un sapması kökte daha az olacak. Bundan kaynaklandığını söylememiz mümkün. Ve uca doğru gittikçe, kanadın uca doğru gittikçe angle of attack açısından dolayı yani daha az bir angle of attack açısına sahip olacağı için lift üretimi daha az olmakta. Konik kanatta ise biraz sonra yine detaylı olarak anlatacağım. Tam tersi kökte çok daha az lift üretilmekte
Ancak kanat ucuna doğru gittikçe bu lif kuvveti artmaktır. Burada sanki iyiymiş gibi durmasına rağmen biraz sonra bu kanat ucundaki lift artışının bize ciddi sıkıntılar yarattığından da bahsedeceğim. Şimdi gelelim biz yine plane kanat profilimize. Demin söylediğim gibi stolun kanat kökünde başlamasıyla lift kuvvetinde düşme başlangıç olarak iç tarafta uçağın ağırlık merkezine yakın yerde oluşur. Uçak düz ve ufki olarak irtifa kaybederken kanatlar hemen hemen aynı seviyede kalırlar. Bunun bir kanatta diğerinin önce olması ancak uçağın yatış yapması durumunda veya bir tarafa küçük de olsa bir meyili olması durumunda meydana gelir. Yani kanat depoları eşit miktarda beslememiştir. Bu örnekteki uçakta olduğu gibi sol kanat daha ağırdır, sağ kanat daha hafiftir. Bir tarafı yıkılarak olabilir veya herhangi bir yan rüzgar etkisiyle, türbülans etkisiyle ancak bir tarafa yıkılma söz konusu olacaktır. Normal şartlarda çöküş ufka düz vaziyette olacaktır. Lift kuvveti kaybı uçağın ağırlık merkezinin önünde hissedilir ve center of pressure arka tarafa hareket eder. Böylece burun düşer ve hücum açısı azalır. Bu da bir diğer avantajıdır aslında plane kanadın. Bakın ne diyoruz? Engel atak arttıkça center of pressure ileri doğru gidecek. Niye? Çünkü lift kuvveti de öne doğru gidiyor ve gittikçe büyüyor. Ancak sol olduğu andan itibaren center of pressure hızla geriye doğru kayacak. Uçağın ağırlık merkezi önde kaldığı için burun aşağı doğru düşme eğilimi gösterecek arkadaşlar. Bu nedenle uçağın stolu oluşturan yüksek hücum açısından doğal olarak uzaklaşma meyili vardır. Kanat kökünden ayrılan hava akımı kanadı terk ederek kuyruk yüzeylerinin üzerinden geçerken kontrol yüzeylerinin sarsılmasına veya şok etkisine maruz kalmasına neden olur. Bu titreşimler stol ikazı olarak kullanılabilirler. Özellikle küçük tip uçaklarda rudder, elevatör, eleron gibi yüzeyler mekaniki bağlantılarla kokpite geldiğinden bu mekaniki bağlantılarla oluşan titreşimleri bize lövyede veya rudder pedallarında hissettirecektir. Eleronlar hava akımının ayrılmış olduğu bölgenin dışında bulunduğundan stol başladığında etkili kalmaya meyillidir. Burada bir plane kanada sahip A10 uçağını görüyoruz. Türbülanslı hava bölgesi kökte başlamış. Yine yatış ve çekiş esnasında engel of attack açısı artmış ve burada eleronların stall bölgesi dışında kaldığını da görebiliyoruz. Tüm bu anlatmış olduğum faktörler stallde en fazla arzu edilen tepkiyi gösterirler ki bunlar şiddetli ve ani kanat düşmesinin olmaması, eleronların hala görevini yapabilecek şekilde etkinliğini muhafaza ediyor olması, burnun kendiliğinden düşüyor olması, center of pressure geriye doğru kayıyor, CG önde kaldığı için burun aşağı doğru düşüyor demiştim. Ve aerodinamik titreşimler, yani rudder ve elevatördeki meydana gelen türbülanslı havanın oluşturduğu titreşimler, mekaniki bağlantılarla benim lövyeye ve rudder pedallarıma kadar ulaşacaktır. Buradaki ipliklerin türbülanslı hava akımına maruz kaldığında yani engel of attack açısına ulaştığında bu ipliklerin bozulduğunu yani hava akımında bozulduğunu gözlemlemiş oluyoruz. Dikdörtgen kanadın stol hızları düşüktür. Ancak ne yazık ki kabul edilemez düzeyde bir kanat bükülme karakteristiğine sahiptir ve çok fazla aerodinamik verimliliği yoktur. Bakın bir avantaj diğer şekilde bir dezavantaja dönüştü. Şunu demek istiyorum bu slide'da. Dikdörtgen bir kanat olduğu için kanadın ucunda oluşan lift kuvveti ile kökte oluşan lift kuvveti aynı miktarda olacaktır. Ancak kökte oluşan lift kuvvetinin CG olan mesafesi daha kısa olduğu için kuvvet çarpı kuvvet kolu moment formülünden dolayı daha az bir momente maruz kalacak. Ancak uçtaki oluşan lift kuvvetinin CG olan mesafesi çok fazla olduğu için çok daha fazla bir moment kuvveti oluşturacaktır. Burada oluşan moment kuvveti ise kanadın yukarıya doğru veya aşağıya doğru bulunduğu pozisyon ve yaptığı manevraya bağlı olarak bükülmesine ve kırılmasına kadar götürebilecektir.
Ayrıca kanat ucu kordonun geniş olması nedeniyle drag kuvveti çok fazladır ve yüksek hızlar için uygun değildir. Buradaki kord çok uzun olduğunda çok fazla vortex üretmektedir, çok güçlü vortex üretmektedir. Bu güçlü vortexler ise uçağın toplam drag'ını arttırmaktadır. Dolayısıyla özellikle yüksek hızlı uçmak isteyen uçaklarda bu artan drag bu hıza ulaşmada gecikmeye sebebiyet verecektir. Yani kısacası akselerasyon zayıflayacaktır. Bu nedenle çoğu modern uçak konik ya da sivik bir kanat şekline sahiptir. O halde taper wing konusuna bir bakalım. Madem ki konik kanatlar aerodinamik açıdan daha verimli, bakalım stall açısından bize neler verecek. Konik biçimli bir kanatta stall uçlara yakın yerde başlar ve bundan sonra içeriye doğru gövdeye yakın bölümlere yayılır. Stall özellikleri düz kanat kadar iyi olmasa da diğer aerodinamik özellikleri düz kanattan daha iyidir. Bunun sebebi kanat köküne nazaran kanat ucunda daha az oluşan alt baş ve dam başlar sebebiyle efektif engel atak değerinin köke nazaran daha fazla olmasıdır. Kanadımızın uç kısmındaki kord uzunluğu oldukça az, konik kanatta köke nazaran oldukça az. Dolayısıyla plain bir kanatla mukayese ettiğimizde oldukça az vortex üretecektir ve daha zayıf vortexler üretecektir. Dolayısıyla hava sapması, şuradaki efektif airflow'dan bahsediyorum, hava sapması. Bakın bu orijinal airflow, bizim uçuş yolumuz bu. Ancak hava sapıyordu engel atak açısı arttıkça. İşte kanat uçlarında bakın daha az bir sapmaya sahip olacak. Ancak kanat kökündeki kord uzunluğu çok fazla olduğu için buradaki efektif airflow daha fazla sapmaya maruz kalacaktır. İşte onu da burada göstermişiz. Yani burası yine kanat kökü, burası ise kanat ucunu temsil etmektedir. O halde ben engel of attack açısını arttırmaya başladığımda 14 EOV'lere geldiğimde kanat ucu 16 EOV'ye ulaşmış olacak arkadaşlar. Efektif engel of attack açısı daha fazla olduğu için çok daha erken stall etkilerine maruz kalacaktır. Kanat uçlarından başlayan hava akışı ayrılması bu bölgelerde lift kuvvetini azaltır. Kanadın bu şekilde stall olmasına izin verildiğinde stall aileron titreşimi verecek ve belki de şiddetli kanat düşmesine sebep olacaktır. Stall esnasında kanat düşmesi uçağın spine girme eğiliminde artışa neden olacaktır aynı zamanda arkadaşlar. Bunu da spin bölümünde tekrar anlatacağım. Stall esnasında kuyruk titreşimi, kuvvetli burun aşağı yunusla momenti görülmez ve aileronlar hemen hemen devre dışıdır ve kumandalara itaat etmezler. Konik kanatlarda istenmeyen stall karakteristikleri daha sonra anlatacağım sistemlerin bir veya birkaçının aynı anda uygulanması ile azaltılmaktadır. Şimdi de elips kanatların stall etkilerini inceleyelim. Elips şeklinde bir kanatta kaldırmanın yerel kasyaları tüm yarı açıklık üzerinde sabit kalır. Böylece tüm bölümler stola yaklaşık aynı hücum açısında erişirler. Bu nedenle stall kanat açıklığı boyunca aynı oranda gelişir. Birçok açıdan en verimli, en etkili, en hafif ve yapısal dayanımı en yüksek olan kanattır. Tabii ki sol alttaki uçaktan bahsediyoruz. Delta kanatlar veya üçgen kanat diye de çok çıkacaktır karşımıza. Sweepback açılı kanat özellikleri ile aynı özelliklere sahiptir. Kanat yüzey alanları daha büyüktür sweepback kanada nazaran. Dolayısıyla daha fazla lift kuvveti oluştururlar. Forward sweep kanatlar, yani öne ok açılı kanatlar. Düşük hızlardan ses üstü hızlara kadar olan tüm hız aralıklarında düşük drag ile üstün manevra kabiliyeti sağlar. Yaygın kullanılmamasının nedeni kanat ucunun ani olarak esneme yapması ve oluşan kuvvetlerin kanadın burkulmasına ve kırılmasına yol açmasıdır. Buna sebep olan esnemenin engellenmesi için kanadın katı ve sert yapılması gerekmektedir. Bu ise yapım zorluğu getirmekte ve maliyeti arttırmaktadır. Sweepback kanatlar, yani günümüzün airline uçaklarının kullandığı geriye ok açılı kanat yapısı. Bir sweepback kanat üzerinde stall gidişatı konik kanada benzer olup kaldırmanın maksimum katsayısı yani CL max kanat uçlarında vardır arkadaşlar. Bakın burada size 3-4 slide önce
bahsettiğim eğri çıktı karşımıza tekrar. Bakın buradaki bileğin bir kanat, dikdörtgen kanat. Kanat kökünde elit kuvveti daha fazla, kanat uçlarının ise daha az demiştik. Ve bunun sebebinde efektif engel atak açısının kanat uçlarında daha az olmasına bağlamıştık. Yani hava sapması kanat uçlarına daha fazla oluyordu. Kesik kesik sarı çizgiyle gördüğümüz konik bir kanat. Bakın lift üretimi kanat kökünde daha az, kanat uçlarında ise daha fazla. Elips kanatta ise stall gidişatı kanat kökünde ve kanat uçlarında eşit miktar demiştik ve düz sarı çizgiyle bunu göstermişiz. Sivip ve kanatta ise arkadaşlar bakın oldukça farklı durumla karşılaşıyoruz. Kanat kökünde lift üretimi oldukça az ancak kanat uçlarında oldukça fazla lift üretimi karşımıza çıkıyor. Şimdi bunun etkilerine bakalım. Stall kanat ucunda başlar ve sonra içeriye gövdeye yakın bölümlere doğru yayılır. Bu kanat yapısı yüksek hızlarda özellikle ses hızının üstündeki uçlarda çok iyidir ve oldukça verimli bir kanat yapısıdır aerodinamik açıdan. Eğer bir sivik bek kanatta uç kısımlar stola geçerse lift kuvvetindeki toplam azalış basınç merkezinin yani center of pressure'ın hızla öne doğru ilerlemesi neden olur ve toplam burun aşağı pitch hareketini azaltır. Burada bir sivik bek kanat görüyorsunuz. Geriye ok açılı bir kanat yapısı ve kanat uçlarında stol başlamış kırmızı bölgeler her iki tarafta. Normalde benim center of pressure'ım bakın buradaydı. CG'm ise burada. Ancak kanat uçlarına stall başladığına itibaren center of pressure ortalama olarak bütün kanat yüzeyini incelediğimizde ne yapacaktır arkadaşlar? Center of pressure ileriye doğru ilerleyecektir. Çünkü zaten lift kuvveti de angle of attack arttıkça öne doğru gidiyor. Ki stall başladığında bu center of pressure daha da öne doğru gidecek. Ve gittikçe CG ile arasındaki mesafe azalıyor. Dolayısıyla bu azalmadan dolayı da arkadaşlar burun yukarı gitme temayülü artıyor bu kanat yapısında. Konuyu biraz daha açacak olursak sivik bek kanat stall olmaya başlar başlamaz center of pressure'ın ileri hareketi ve kulüpteki artan aşağı hava akımı uçağın hücum açısını daha da artıracak şekilde burnunu hızlı bir şekilde yukarıya kaldırır. Gördüğümüz gibi stall başladığında kanat ucunda center of pressure bakın hem öne doğru hem de köke doğru gitmeye başlıyor. Peki bu durumda ne oluyor dedik? Arkadaşlar CG ile CP arasındaki mesafe azalıyor. Bunun dışında downwash'ların etkisi de daha fazla görünmeye başlıyor. Nitekim kanat uçlarından akan downwash'lar arkadaşlar yoğun olarak daha kök taraftan akmaya başlayacak. Ve uçağımızın kuyruk kısmında bulunan yatay stabilizeyi yukarıdan aşağıya doğru bastırarak yine burnun yukarı doğru kalkmasına sebep olacaktır. Stolda hiç istenmeyen bu durum pitch kontrolünün tamamen kaybolmasını sağlayarak stoldan kurtulmayı imkan hale getirebilir. Pitch up yani yukarı yumuşama olarak bilinen bu durum yüksek hızlı uçaklar için çok tehlikeli bir karakteristiktir. Bakınız burada Boeing 747 uçağının stol simülasyonu yapılmış. Angle of attack açısını gittikçe arttırıyor. Tabii bu uçak arkadaşlar sivik bek kanat yapısına sahip görüyorsunuz ve sağ tarafa yıkılarak lift kuvvetini kaybetti. Bir sonraki videomda kanat ucu stolunu hafifletecek cihazları inceleyeceğiz.